Gerçek nedir? Gözümüzde gördüğümüz her şey gerçek midir? Bu sorunun cevabı pek çok kişi için evet olsa da teknoloji bunu da değiştirmeye başladı. Tıpkı Matrix evreni gibi gerçeklik algımızda değişikliklere yol açtı. Bu kez bahsettiğimiz şey artırılmış gerçeklik. Metaverse evreninden oyun dünyasına, modadan askeri alana kadar pek çok sektör bu teknolojinin nimetlerinden yararlanmaya başladı. Peki artırılmış gerçeklik tam olarak nedir? Nasıl ortaya çıktı ve nerelerde kullanılıyor? Gelin detaylara bakalım. Artırılmış gerçeklik en basit tanımıyla gerçek dünyadaki görüntülerin bilgisayar aracılığıyla aynı ekranda birleştirilmesi. Bunun için bilgisayarda üretilen grafik, video, ses ve GPS gibi ek özellikler kullanılıyor. İlk gerçek kullanımı ise bir uçakta gerçekleşti. Uçak üretiminde çalışan işçiler kabloları artırılmış gerçeklik sistemi üzerinden takip ederek yerleştirdi. 2000'lerde gelişen teknoloji bu sistemlerin kullanımı için önemli bir zemin hazırladı. Telefonların GPS ve kamera gibi özellikleri üzerinde barındırması, kablosuz ağların geliştirilmesi ve sonuç olarak akıllı telefonların ortaya çıkışı bu teknolojinin daha fazla kullanılmasını sağladı. Artırılmış gerçeklikle benzer alanlarda kullanılan ve birbiriyle karıştırılan bir diğer teknoloji sanal gerçeklik. Ancak bu iki teknoloji arasında önemli farklar bulunuyor. Sanal gerçeklik, sanal bir dünyanın içerisinde gerçekten bulunuyormuşsunuz gibi hissetmenizi sağlayan dijital ve fiziksel elementlerden oluşuyor. Kullanıcılar çeşitli araç ve gereçlerle sanal ortamlara dahil olabiliyor. Sanal gerçeklik, gerçek ve hayalin birleştirilmesini hedeflerken, artırılmış gerçeklik ise sanal nesnelerin gerçek görüntülerle harmanlanmasını amaçlıyor. Artırılmış gerçeklik teknolojisi henüz günlük hayatın bir parçası değil, ancak şimdi anlatacağımız bazı sektörlerde ciddi değişikliklere yol açtı. Artırılmış gerçeklikle öğrenciler eğitimi daha etkileşimli ve interaktif bir şekilde öğrenebiliyor. Örneğin tarih dersleri sanal turlarla gerçekleşebiliyor. Fen bilgisinde gezegenler gerçek zamanlı izlenebiliyor ya da hücrenin oluşumu an be an gözlemlenebiliyor. Artık doktorlara ameliyatlarında en çok yardımcı olan teknolojilerden biri artırılmış gerçeklik. Sağlık çalışanları kanserli hücreleri, tümörleri ve iç kanamayı bulabiliyor, komplikasyonlara bu yolla müdahale edebiliyor. Hatta kilometrelerce öteden ameliyatlar gerçekleştirebiliyor. Artık ev arayan birçok kişi oturduğu yerden kalkmadan kiralık ve satılık daireleri görebiliyor, evleri gezebiliyor. Kendisine uygun daireyi bulan kullanıcı, evini boyamayı düşündüğü rengi boyayı satın dahi almadan evinde test edebiliyor. Evine uygun mobilya almak isteyen kullanıcılar herhangi bir satın alma gerçekleştirmeden sadece telefonlarını kullanarak nerede ve nasıl duracağına bakabiliyor. Bu evdeki tüm eşyalar için de geçerli bir uygulama. Alışveriş yapmak ve yeni kıyafetler almak mutluluk verici olsa da kıyafet denemek her zaman keyifli olmuyor. Bazı markalar mağazalarında kıyafetleri giymeden kendi başımıza deneyimlememize izin veriyor. Bunun için barkodu uygulamaya okutup aynaya bakmak yeterli oluyor. Hepimiz daha çok gezmek ve görmek istiyoruz. Ancak ne yazık ki hem bütçe hem de zaman açısından mümkün olmuyor. Artırılmış gerçeklik uygulamaları gerçeğin yerini alamasa da merakımızı giderecek kadar gezip görme imkanı sunuyor. Ayrıca bu yolda yapılan gezilerde gezilen yerler hakkında bilgi almak, önceki hallerinde görmek mümkün. Özetle artırılmış gerçeklik, azaltılmış emek ve zahmetle insanlara yardım etmeyi planlıyor. Ancak şu soruyu tekrar sormak gerekiyor. Gerçek nedir?